Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, 2022'nin en önemli aylarından birine giriyoruz. Ekim ve Kasım tutulma dönemi 2022'nin ikinci tutulmaları, ikinci dönem tutulmaları başlayacak ve bu tutulmalar önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek. Evet, Ekim ayında Koç burcunda bir dolunayımız var. Akrep burcunda yeni aile birlikte bir güneş tutulmamız var. Mars retrosu başlıyor ve Merkür artık ileri harekete dönüyor. Şimdi detaylara bakalım. 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin 12. evinizde meydana geliyor sevgili boğalar. Şiron'la birleşen bir dolunay. Gezegeniniz Venüs dolunay sırasında terazi burcunda olacak Güneş ve Venüs 23'üne kadar terazi burcunda olacaklar altıncı evinizde ilerliyor olacaklar e, tutulma sırasında Venüs'ün de oldukça önemli bir açısı var Koç burcundaki Dolunay e, hayatınızda Dolunaylar tamamlanma ve dönüşüm süreçleridir ama 12. evde Dolunayları hem ruhsal konulara daha derin olan daha bilinçaltınızdaki konulara işaret ediyor Şiron'la birleşmesi belki bazı hayatınızdaki sorunları keşfetmeniz, bunları dönüştürmeniz, şifalanmanız için de fırsatlar getirebilir size. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Önce burçların daha çok etkilendiği bir dolunay bu. Siz bir sabit burçsunuz. Eğer kişisel doğum haritalarınızda 16 derece ve yakınlarında önce burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunaydan tesir alabilirsiniz. Özellikle 12 ile 20 derece arasında koç, terazi, yengeç ya da oğlak burçlarında gezegenleriniz var mı? Lütfen bunları bir kontrol ediniz. Venüs Şiron karşıtlığı da bu dolunayda etkin. Yaşadığınız mekanlar, örneğin çalışıyorsanız iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, bunlarla ilgili belki dolunayda biraz sorunlar olabilir ya da bu sorunlarla yüzleşebilirsiniz ya da eksikleri hataları fark edebilirsiniz bunları dönüştürmek için de fırsatları olabilir tabi İş ve mesleki hayatınızda iş kalitenizi arttırmak için bazı çözümler üretebilirsiniz sağlığınızla ilgili bir sorun varsa bunu keşfedebilirsiniz ruhsal bedensel zihinsel olabilir terapiler arınma çalışmaları şifa arayışları bu dolunayla beraber karşınıza çıkabilir. Biraz daha hayatın ruhsal yönlerine çekilebileceğiniz, belki bir inziva, kısa bir tatil, bir dinlenme içinde kendinize zaman ayırabileceğiniz bir dolunay aslında. 25 Ekim'e kadar olan süreçte bu dolunay tesirleri hayatımızı şekillendirmeye devam edebilir. Güneş ve Venüs 25'ine kadar 23'üne kadar terazi burcunda 6. evinizde olacak. Aslında bu iyileşme adına günlük hayatınızın konforu, sağlığınız, çalışma koşullarınızın iyileşmesi, yardıma ihtiyacınız varsa bu yardımları bulabilmeniz adına adına size destek verecektir. Merkür artık e, aybaşı itibariyle ileri harekete dönecek. Önce Başak, ardından Terazi burcundaki ilerlemesini sürdürecek. 11 Ekim'de Terazi burcuna geçecek. Gölge günleri de 15'inden sonra tamamlanıyor. 15 Ekim'den sonra daha güçlü daha faydalı bir Merkür etkisi altında olacağız. Bu da Eylül ayında sürüncemede kalmış bazı işlerimizde ilgilenmemiz, bunları hızla toparlamamız için bize fırsat verebilir. Özellikle 11 Ekim'den sonra gerek sağlık konularınız, gerek günlük hayatınızın düzenlenmesi, yaşam alanlarınızın iyileşmesi, gerek iş hayatınız, mesleki alanda hareketleriniz, buralarda yapacağınız başlangıçlar ya da düzenlemeler için daha güçlü bir Merkür etkisinde olacaksınız hem zihinsel anlamda sizi destekleyebilir hem iletişim konularında çok faydalı olabilir sevgili ee, boğalar. Evet Plüto Plüto artık retrosunu bitiriyor ve 9 Ekim'den sonra ileri harekete dönecek 2023 Nisan ayında Kova burcuna geçişinden ön, önceki artık son oğlak burcundaki gerilemesi bitiyor ve ileri harekete dönüyor e, güçlü bir şekilde 9. evinizden ileri harekete dönecek. 2008 yılından bu yana biliyorsunuz Püruto Oğlak Burcu'nda uluslararası konular olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı her türlü işiniz, girişiminiz, akademik konular, eğitim konuları, hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınız. Buralarda çok köklü ve güçlü bir dönüşüm içerisindeydi. Püruto'nun ileri harekete dönmesi buralarda belki son dokunuşlarında önümüzdeki Nisan ayına kadar artık yapmaya devam edecek ve sizi düşünceleriniz, inançlarınız, hayattan beklentileriniz, eğitim gibi konular ya da uluslararası alanlarda, alanlardaki her türlü faaliyet. Bunlar medya konularında da olabilir. Her türlü yayıncılık işleri de olabilir. Akademik konularda olabilir. Tüm buralarda güçlü bir şekilde sizi desteklemeye ve buralardaki dönüşümlerinizi yapmanıza destek vermeye devam edecek evet ayın 23'ünde güneş ve venüs artık akrep burcuna geçiyor ve 23'ünden itibaren ilişki alanınız daha güçlü bir şekilde etkilenmeye başlıyor ve 25 ekimde bu yılın ikinci güneş tutulmasını yaşayacağız bir derece akrep burcu tutulması kuşkusuz sizin için çok önemli bir güneş tutulması akrep boğa aksındaki ay düğümleri akrep boğa aksındaki tutulmalar 2021'in Kasım'ından itibaren başladı 2023'ün sonuna kadar da devam edecek iki yıllık bir döngü bu şimdi yine bu Ekim'de yaşayacağımız önümüzdeki Kasım'da da yaşayacağımız tutulmalarla birlikte gerek kendi girişimleriniz seçimleriniz ve ilişkilerinizle ilgili dinamiklerde önemli yenilikler olabilir. Güneş tutulmaları yeni aydır bu nedenle başlangıçlarla ilişkili. Üstelik bu gezegeniniz Venüs'te de birleşiyor. Bu tutulma bir ilişkiyi başlatabilir. Bir karşılaşma, bir tanışma, belki bir evlenme kararı olabilir. Bir işbirliği içinde tabii ki sizi destekleyebilir. Özellikle evliyseniz eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konularda... Bazı önemli tabii ki dönüşümleri de tetikleyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğalar, yükselen boğalar bu tutulma döngülerinden etkileniyor. Ancak dereceler de önemli tabii ki. Eğer güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa, yani ilk dekanda doğmuş bir boğa olabilirsiniz, yükselen burcunuz ilk dekanlarda olabilir. O zaman bu tutulma sizin için çok daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir, kadersel olabilir. Güney düğüm yönünde olması biraz hani geçmişle ilgili konuları ilişki dinamiklerimizde tekrar canlandırabilir. Veya bununla bağlantılı ilişkilerimizle ilgili konularda, süre gelen ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktasını da başlatabilir. Akrebin içinde güçlü bir dönüşüm enerjisi vardır. Aynı zamanda şifa enerjisi vardır. Bazı sorunlu ilişkilerimizin dönüşmesi için, iyileşmesi için de bize fırsatlar getirebilir. Evet bu ayın bir diğer önemli gelişmesi Mars'ın İkizler Burcu'ndaki gerilemesi. Mars biliyorsunuz Haziran ayında İkizler Burcu'na geçişini yaptı ve uzun süre kalacak. Pardon Ağustos ayında yaptı. Mars e, Mart 20-23 Mart 2023'e kadar, yani önümüzdeki Mart sonlarına kadar ikizler burcunda olacak. Ancak her iki yılda bir olduğu gibi bu yıl gerilemesi de meydana gelecek. 29 Ekim'de ikizler burcunda retro harekete başlıyor ve 13 Ocak'a kadar devam edecek. Mars gerilemelerine e, özellikle dikkat etmek gerekir. İkinci evinizde olacak e, sevgili boğalar. Ee, bir süredir zaten para evinizdeki Mars harcamalarınızı arttırmış olabilir. Ve bir yandan da Mars'ın olduğu yerde mücadele vardır. Yani para kazanma konularında daha fazla mücadele ve savaş içerisinde olabilirsiniz. Belki daha fazla inisiyatif almanız gerekti. Şimdi Mars gerilerken buralarda dikkat etmek gerekiyor. Her şeyden önce önemli harcama Hani harcamalarınızı biraz kontrolünüz zorlaşabilir. Yani beklenmedik harcamalar olabilir ya da beklediğiniz kazançlarda bazı gerilemeler olabilir. Biraz hani belki inisiyatif almakta, karar almakta zorlanabilirsiniz. O nedenle 13 Ocağı kadar Mars gerilemesi süresince maddi durumunuza daha dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Bütçenize dikkat etmeniz gerekiyor. Borçlanma konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Gelirler konusunda azalmalar olabilir, beklenmedik harcamalarda olabileceği için. Mars sizin 7. evinizde yönettiğinden bu aynı zamanda tutulma burcu akrebin de yöneticisi. Biraz ilişkiler, işbirlikli ortaklıklar, eşinizle ilgili konular, evliliğinizle ilgili konular veya ortaklı paylaşımlar, borçlanma konuları gibi alanlarda da daha dikkatli, temkinli, kontrollü olmanız gereken bir süreç. Ancak gerileyen gezegenler biraz karmik, karmik anlamda da çalışır. Yani geçmişteki hak edişlerle de bizi karşılaştırabilir. Bu durum elinize geçmesini beklediğiniz, elinize geçmemiş, hak ettiğiniz ama alamadığınız bazı kazançları karşınıza da çıkarabilir. Daha özel durumlarda yaratabilir tabii ki sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.